Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son bir tatile göndermiştik sizi. Çok oldu. Nasıl geçti otel? Harika geçti. Şimdi artık yeni sezon başladı. Yaz senin için nasıl geçti? Çok güzel geçti ama artık çalışmak istiyorum. Yeni sezona başladık. O yüzden bundan sonra tatil falan yok. O işlere odaklan. Yaptık yeter. Nerelere gittin en çok? Avrupa'nın her yerine gittim Türkiye. Artık. Türkiye'ye de gittim, gitmez olur muyum? Bodrum, yani Türkiye'ye Alaçatı. Gittim derken Türkiye'deyim zaten. Bodrum Alaçatı. Göcek'teydim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bodrum bu sene. Çok küçüktü bu arada, yalan bu sene, söylemeyeyim. Özellikle tatil ekonomisi gündem oldu. 1200 liralık lahmacunlar. Bunu konuştuk. Evet, yani bu konuda neler söyleyeceksin? Bu kadar konuşulması, bu kadar gündeme gelmesi normal miydi sence? Vallahi yani ekonomi böyle artık normal. Her sene aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Her sene bir lahmacun fiyatı değişiyor, gidiyor. Lahmacun gidiyor, başka bir şey geliyor falan. O yüzden ben alıştım. Bir Ahmet Kural'la beraber bir projeniz vardı. Birazcık ondan bahseder misiniz? Çok heyecanlıyım. Yani deminden beri gerçekten kim sorsa Gassal ne zaman yayınlanacak acaba bilmiyorum diye böyle geziyorum. Çünkü o kadar güzel bir iş çektik ki sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl hazırlandın projeye? Yani Ahmet abiyle oynamak ciddi bir hazırlık süreci istiyor mu? Yani istiyor istemez olur mu? Tabii ki çok iyi bir oyuncu kendisi. Yönetmenimiz de şahane bir yönetmen. Ekibimiz çok güzeldi. Ben sadece bu iş özelinde değil, yeni bir projeye başlarken illaki oyuncu koçuyla çalışıyorum ama bu işte gerçekten ilk defa yaptığım bir iş olduğu için iki tane oyuncu koçuyla çalıştım. Evet, o yüzden altından kalktık diyebilirim. İnşallah izleyici de beğenir. Şimdi duyduğumuza göre bir de İstanbul'u fethedecek misiniz hanımefendi? Aha, evet. Ben değil. Serkan Çayoğlu. Ya biz güzel bir ekip olduk. Ben de yeni dahil oldum aralarına ama yönetmenimiz de eski çalıştığım yönetmen. Arkadaşlarımız çok güzel. O yüzden çok yabancılık çekmedim. Dönemişim. Rolünden biraz bahsetsene. Yani ne olarak giriyoruz diziye? Maria karakteri. Rahibeyiz şimdi. Ama böyle biraz sürprizli. Çok da bahsetmeyeyim. Seyirci izlesin, görsün diyelim şimdi. Şimdi diziye girmeden önce diziyi takip ediyordum büyük ihtimalle. Şu andaki heyecanını bizimle paylaşırsın. İzlerken mi daha heyecanlıydın? Şimdi artık kadroya dahil oldun. Vay, sen yanımdasın, gözlerimden anladığını düşünüyorum. Evet, çok heyecanlıyım. Tabii ki içinde olmak apayrı bir keyif ve heyecan verici. Çünkü inanılmaz bir prodüksiyon var. Yönetmenlerimiz, ekibimiz, kostümler, her şey gerçek gibi. Yani platoya bir gün gelirseniz. Hocam, o koca koca kostümleri giymek kaç dakika alıyor? Yani benim için oldukça zor zaten. Öyle ne kadar sürüyor? Biraz hızlandık aslında, alıştık diyebilirim. Ben önceden de dönem işindeydim Kuruluş Osman'da. O yüzden çok böyle abartı bir durumum olmuyor. Hemen giyinip çıkıyoruz. Ama tabii ki öncesinde oyunumuza, sahneye falan hazırlanıyor olmak. Asıl iş sanatta ekibimizle. Gerçekten büyük emek sarf ediyor arkadaşlarımız. O yüzden biz sadece oynayıp gidiyoruz ama arkada gözükmeyen ciddi bir ekip var. Peki, setin en eğlencelisi? Ben çok daha yeni dahil olduğum için böyle afaki konuşmayayım ama Selim abiyi önceden de tanıdığım için okuma provalarında falan gayet enerjisi çok yüksek, çok eğlenceli şimdilik, o diyebilirim. Selim abi gerçekten artık şey de o dönem karakter, evet. Ona yapıştı gibi bir şey. Yapıştı bildiğim... denemez ya, her şeyi yapar o Selim Bayraktar yani. Ben ikinci kez bildiğim kadarıyla sadrazam oynuyor. 11 başka bir yapım şirketinde, şimdi burada yine sadrazam aynı. Yani çok enteresan, onu da gördüğüm zaman bunu özellikle soracağım. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Hoşçakalın, bay bay.